Merhaba, hoş geldiniz. TGRT Haber ekranlarında haber maratonu şimdi dünyada bugün kuşağıyla durdurak demeden soluksuz bir şekilde devam edecek. Önemli gelişmeler var. Önce bir başlıklara bakalım, sonra teferruatlara start verelim. Aslında dünyanın gündeminde hiç kuşkusuz ki birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. 20 Ocak krizi hala sürmekte. Yemin töreni öncesinde ülke teyakkuzda. Asker adeta darbe yaptı. Bu tamamen bir ironi fakat görüntü ve fotoğraflar bunu gösteriyor. Amerikan askerleri Irak'ta ya da Afganistan'da değiller. Herhangi başka bir ülkeye de çıkarma yapmadılar. Genelde bu tür görüntüleri öyle görürsünüz. Amerikan ordusu bir yere gider ve orada operasyonu başlatır. Ama burası ABD'nin kalbi, kongre binası. Biraz sonra detaylarını aktardığında daha iyi anlayacağız hep birlikte. Trump kaçacak. Önemli bir iddia. İngiliz medyası Trump'ın yemin töreninden önce ya da hemen sonra ülkeyi terk edeceğini iddia ediyor. Bir yönde bir takım duyumları olduğunu belirtiyor. Peki nereye gidecek Trump? Kaçmasının arkasındaki nedenler neler, iddialarda neler var? Biraz sonra detaylarını aktaracağım. Sonsuza dek sürecekmiş. Evet, dünyaca önemli bir marka, aşı markası tabii ki. Onun da aşısı da piyasada, Moderna. CEO'su konuştu. Covid-19'a dair bazı tarafları çok gerçekçiydi. Bazı tarafları, açıklamaları belki size abartılı gelebilir ama sonsuza dek süreceğini düşünüyor Covid-19'un ve bunun nedenlerini anlatıyor. Bu arada bir aşıdan da haber var. Hangi aşı, hangi firmanın aşısı onu da biraz sonra aktaracağım. Bu arada nihayet Dünya Sağlık Örgütü'den bir heyet, bilim adamlarına oluşan bir heyet Çin'e ulaşmayı başardı. Wuhan'da virüsün çıktığı noktaları araştıracaklar, laboratuvara gidecekler ve bu virüsün nasıl dünyanın başına bela olduğunu yerinde görmek istiyorlar. Ayrıntıların hepsini anlatacağım birazdan. Hemen başlayalım o zaman haber yolculuğumuza ve ilk durağımıza doğru hızlıca gidelim. Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı. Yangına dair önemli görüntüler var. Bir bakalım hemen. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox Bazar kentinde mülteci kampında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak 550'den fazla kamp evini sardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada yangında yaklaşık 3500 kişinin yaşadığı söz konusu yerleşkede çıktığı belirtiliyor ve kısa sürede de yayıldığı belirtiliyor. 550'den fazla kamp evi yandı, 150 dükkan da yine yangından dolayı kullanılmaz hale geldi. Burada Arakanlı Müslümanlar yaşıyorlardı ve şu anda yaşadıkları bu yerleşkeler yangından dolayı kül olmuş durumda. Evet, orada Arakanlı Müslümanlar yaşıyorlar, sığındılar. Başka ülkelerin başka kamplarında başka sığınmacılar var. Yunanistan'daki adalarda var, Macaristan sınırında var, farklı Avrupa ülkelerindeki gettolarda sıkışmış kalmış göçmenler var. Bu 2020'ye dair karşımıza çıkan üzücü, trajik manzaralardı. 2021'de de bu devam edecek, bitmeyecek. Peki 2021 yılında, yani bu yılda, içinde bulunduğumuz yılda sığınmacılar hangi güzergahları kullanacaklar ve göç edebilmek için nasıl bir yol izleyecekler? Bir bakalım. Aslında çok önemli bir çalışma bu. 2021'e dair aslında bu üzücü görüntüleri görmeye devam edeceğiz. Çünkü sığınmacılar yer değiştirmeyi sürdürecekler. Bulundukları ülkelerden, topraklarına, vatanlarından bir umutla başka topraklara gitmek, başka ülkelere gitmek istiyorlar ve yeni bir hayata başlamak amacındalar. Peki bu yolda onları neler bekliyor? Manş en önemli güzergahlardan biri. Manş denizini aşıp İngiltere'ye gitmeye çalışan çok sayıda mülteci gördük. Aynı manzara devam edecek. Yine Orta Akdeniz'de özellikle sığınmacıları yine göreceğiz 2021 yılında. Orta Akdeniz'de, Akdeniz'in açıklarında çok sayıda, on binlerce sığınmacı hayatlarını kaybetmişti. Bazılarının botları bilerek vurulmuştu, batırılmıştı kasten ve o görüntüleri çok kez ekranlarınıza getirmiştik. Yine aynıları yaşanacak. Ve Yunanistan, yine Avrupa'ya göç etmek isteyen sığınmacıların en önemli uğrak noktalarından biri tabii ki. Yine göreceğiz Yunanistan'da belli adalarda yine sığınmacılar bir şekilde orada tutulacak. ve zaten bu yıl Yunanistan'daki iki ayrı mülteci kampında yangın çıkmıştı ve çok sayıda sığınmacı ortada kalmıştı. Hem de bu zorlu kış şartlarında benzer durum Yunanistan'da da geçerliliğini koruyor. Orada da çok sayıda sığınmacı göreceğiz ve Balkan yolu yani Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan, tüm o hinterlandlarda yine mültecileri göreceğiz. Oradan ilerleyecekler ve aynı zamanda da bir yerlere ulaşmaya yani Avrupa'ya ulaşmaya çalışacaklar. Balkanlar da yine kullanacakları güzergahların başında geliyor. Ana hedefleri Avrupa'ya gitmek. Öncelikli hedefleri Almanya, Fransa gibi ülkelere, İtalya gibi, Belçika gibi ülkelere gidebilmek ve orada bir hayat kurmak. Asıl amaç o. Bu ülkeleri sadece bir geçiş olarak, güzergah olarak kullanıyorlar. Ve işte şu fotoğraf. Bunu her yerde göreceksiniz. Sığınmacıları taşıyan sandallar, botlar, kaliklar, efendim açık denizde ilerleyip ulaşmak istedikleri yerlere gitmeye gayret edecekler. Yine kuvvetli ihtimal ne yazık ki kapasitesinin çok üstünde insan taşıyacak bu söz konusu botlar ya da efendim küçük tekneler ve belki de yine ne yazık ki alabora olacak açık denizde ve belki de yine ne yazık ki birçoğu hayatlarını kaybedecekler yahut bilerek bindikleri botlar, sandallar, tekneler batırılacak. Ama bu manzarayı 2021 yılında da görmeye devam edeceğiz. Az önce Arakanlı Müslümanların yaşadığı işte o yerleşke yandı, kül oldu. Orada bir hayatları var, sığındıkları bir evleri var, dükkanları var. Orada küçük çapta ticaret yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Şimdi o şansları da kalmıyor bu tür yangınlardan dolayı ki bu yangınları sıkça karşılaştığımızda görüyoruz. Yunanistan'da 2 kez bakın. İşte Bangladeş'te enteresan. Evet dün Trump'la ilgili önemli bir oylama vardı. Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil sürecinin başlatılmayacağına karar verilecekti. O karar başlatılması noktasında oldu. Bir bakalım süreç nasıl işlemiş. ABD Başkanı Trump için istenen azil süreci Senato'ya gönderildi. 100 senatör, jüri olacak tanıklar, kanıtlar, Trump'ın savunma avukatı. Hepsini yoğun günler bekliyor. Kritik görüşmeler sürerken Trump yazılı bir açıklama yaptı. Benim savunduğum bu değil. Tüm Amerikalılara sinirlerin yumuşaması ve gerginliğin sakinleşmesi için sesleniyorum dedi. Ardından bir video mesaj kaydetti ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yayımlandı. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur dedi. Trump yayınladığı videoda kendisine uygulanan dijital engelleri şikayet etti. İfade özgürlüğüne karşı daha önce görülmemiş saldırı hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Vatandaşlarımızı sansürleme, engelleme ve kara listeye alma çabaları yanlış ve tehlikelidir. Mesajda azil kararına değinmedi. 6 Ocak'taki kongre baskınını kınadığını açıkladı. Çok açık olmak istiyorum, kesin bir şekilde geçen hafta yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum dedi. Senato'nun Biden'ın yemin töreninden bir gün önce toplanması bekleniyor. Azil sürecinin en büyük önemi mevcut başkanı görevden almak. Ama Trump'ın azil süreci başkanlık görevini bıraktıktan sonra başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde hiçbir başkan görevden ayrıldıktan sonra suçlu bulunarak azledilmedi. Senatoda suçlu bulunursa Trump'ın gelecekte herhangi bir federal görevinin önü tıkanacak. Trump 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olmayı düşündüğünü birçok kez söylemişti. Eğer suçlu bulunursa Trump eski ABD başkanlarına sunulan yıllık seyahat bütçesi, yaşam boyu maaş, ofis ve çalışanlar için bütçe gibi haklardan mahrum kalacak. Fakat gizli servisin ömür boyu koruması baki kalacak. Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell en kilit isim ve kararsız olduğunu söylüyor. ABD basını McConnell'ın Cumhuriyetçiler arasında çok büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor ve onun Trump karşıtı oy vermesi durumunda birçok senatörün onu takip edeceğini yazıyor. ABD Senato çoğunluk lideri McConnell, Trump'ı yargılamanın Biden'ı da aynı gün göreve başlayan Senato'ya kalacağını söylüyor. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamadan hemen önce Cumhuriyetçi senatörlere bir not gönderen McConnell, azil yargılanmasında nasıl oy kullanacağı konusunda henüz karar vermediğini belirtti. Senato'ya sunulan hukuki argümanları dinleyeceğim dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi azil oylamasında Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Kongre binasına saldıran Trump destekçilerini yerli terörist olarak nitelendirerek bu isyancılar başkanın sözleriyle gönderilen yerli teröristler dedi. Pelosi'nin açıklamalarının yanı sıra oylamada giydiği kıyafet de dikkat çekiciydi. Trump'ın her iki azil oylamasında da aynı elbiseyi giydi. Her iki oylamada da aynı sonuç çıktı. Evet, Amerikan askerlerini genelde bir başka ülke topraklarına çıkartma yaptığında görürsünüz. Gelirler yoğun bir şekilde kalabalıklar halinde, bölükler halinde gidecekleri ülkeye giderler. O ülkede konuşlanırlar. Böyle görmeye alışmıştık ama Amerikan askerlerini ilk kez Amerikan topraklarında hem de Kongre binasının içinde gördük. Yüzlerce üstelik, hem etrafında hem Kongre binasının içinde. Adeta bina kışlaya döndü. Amerikan askerleri Irak ya da Afganistan'da değil, burası ABD'nin kalbi Beyaz Saray. Kongre binasında yaşanan kanlı olaylardan sonra Amerikan askerleri binayı kuşatma altına aldı. Bina içi ve çevresi adeta kışlaya döndü. Ülke diken üstünde. Kongre baskını sonrası 15.000 asker Washington'da görevlendirildi. Belediye Başkanı 20 Ocak'taki yeni başkan Biden'ın yemin töreni için bina yakınlarına gelinmesin çağrısı yaptı. ABD askerleri bu sefer Irak ya da Afganistan'a değil, Kongre binasına çıkartma yaptı. FBI tören günü darbe iddialarını gündeme getirdi. Ancak askerlerin sosyal medyaya düşen görüntüleri daha çok sarayda tatil izlenimi bıraktı. Bina içinde ve çevresinde konuşlanan askerler gazeteciler tarafından görüntülendi. Askerlerin içeride uyudukları ve oyun oynadığı görüntüler alay konusu oldu. Ulusal muhafızların Kongre binası koridorlarında yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar ülke gündemini oluşturdu. İsmi açıklanmayan bir federal yetkili Kongre baskınının protestodan fazlası olduğunu söyledi. CNN'de yer alan habere göre federal yetkili terörle mücadele soruşturmasına benzer bir dava açılıp açılmayacağını belirlemek için kişilerin seyahat ve iletişim kayıtlarına baktıklarını söyledi. FBI ayrıca çarşamba sabahı Kongre binasına yapılan saldırı hakkında halktan 126.000'den fazla dijital kanıt aldığını bildirdi. Yetkililer FBI'nin aldığı binlerce kanıt arasında isyancılara katılan insanların arasında bazı kongre görevlilerinin de olduğunu söyledi. Ordunun müdahale etmediği bir demokrasiyi savunan ABD'nin bu demokrasi krizinin nasıl aşacağını önümüzdeki günler gösterecek. Beyaz Saray dışarıdaki gelişmelerle ilgili kullandığı bilinen klasik terminolojiler vardır. Mesela diyelim ki herhangi bir ülkede bir toplumsal olay oluyorsa, gösteriler oluyorsa, darbe girişimi gerçekleşiyorsa hemen tansiyonun düşürülmesini talep ediyoruz. Tansiyonun düşürülmesini bekliyoruz gibi gibi, kaygıyla, endişeyle takip ediyoruz gibi gibi açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamaları günün birinde Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kendi ülkesi ve kendi insanları için yapacağı, böylesine bir çağrıyı kendi topraklarında, kendi insanlarına yönelteceği kimsenin aklına gelmezdi. Ama gerçek oldu. Şaka değil, gerçek. Tüm yaşananlar birer gerçek. Değerli seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri zamanında farklı ülkelere endişeliyiz, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz diye sesleniyordu. Beyaz Saray ve Senato kendi ülkesindeki kaosa ilişkin endişeliyiz, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Ne kadar da ironik değil mi? Ama fevkalade gerçek. Ve ordu Amerika Birleşik Devletleri'nde açık bir muhtıra verdi. Tarihte görülmemiştir. Siyasete tam merkezinde yer alarak bulaştı Amerikan ordusu ki hiçbir zaman böyle bir sahneye tanık olmadık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Genelde başka ülkelerde darbeler olur. Bu darbelerin arkasında ABD'nin olduğu belirtilir. İddialar hep o yöndedir. ABD o darbeleri kınar, demokrasiye davet eder falan filan. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu açık bir muhtıra verdi ve tüm dünyada bunu seyretti. Komutanlar imzalarını teker teker o muhtıra metnine attılar. Asker Kongre binasını kışlaya çevirdi. Görülmemiş bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Kongre binası fevkalade önemlidir. Sadece siyasi bir simge olmasının dışında tarihsel önemi de çok büyüktür. Amerika'nın doğduğu yerdir çünkü öyle tabir edilir, öyle görülür, kalp atışıdır adeta. Ve orada şu anda askerler yüzlercesi hem de konuşlanmış durumdalar. İçerisi adeta bir kışla, sanki askerler kendi koğuşlarında dinleniyormuş gibi bir hava var ki az önce izlediniz. Dünya buna tanıklık etti ve süper güç 20 Ocağı büyük bir kaygı içinde bekliyor. Kazasız atlatmanın türlü yollarını arıyor. Evet, süper güçte durum bu. 20 Ocak büyük bir korkuyla bekleniyor. Oysa 20 Ocak'ta ne olurdu? Amerikan başkanlarının görev devir teslimleri olurdu. Eski başkan gelirdi, yeni başkana görevi devrederdi, törenler düzenlenirdi. Gayet her şey bedeliydi, bilindik bir protokol içinde işliyordu. Ama şimdi bir korku hakim, çok büyük bir korku hakim. Trump ben gitmeyeceğim diyor yemin törenine. Daha da önemlisi Amerika'da bir başkan ikinci kez azledilmekle karşı karşıya. İkinci kez azil süreci başlatıldı bir ABD başkanı için. Bu da tarihte bir ilktir. Ve aynı zamanda ABD başkanı hem gitmeyecek yemin törenine hem de yemin töreninden çok kısa bir süre önce de Senato'da kendisinin azledilip azledilmeyeceği oynanacak. Yani böyle bir tuhaflık var. Peş peşe ilkler yaşanıyor Amerika'da. Hiçbiri şaka değil. Hepsi de gerçek oldu ve hepimiz de buna tanık olmaya devam ediyoruz ve olacağız da. Evet, Çin'de uzun bir aradan sonra bir Covid vakasının hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Bir bakalım. Evet, Covid-19'un ilk görüldüğü Çin'de 8 ay sonra ilk kez koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte salgında bir kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 4.635'e yükseldiğini bildirdi. Çin için söylüyorlar. Ancak bu rakamın doğru olmadığı da birçok defa belirtilmişti. 4.635 değil, hatta bunun 10-20 katı insanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. İddialar bu noktada, ancak Çin'in verdiği resmi rakam bu. 4.635. Aylardır salgında en kötü dönemini geçiren Hebei eyaletinde gerçekleşti bu söz konusu vakanın hayatını kaybetmesi ve 8 ay aradan sonra da ilk kez görülüyor Çin'de.